Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbrek. Bugünkü dersimizde broadcast receiver'larda güvenliği nasıl sağlarız? Uygulamamızın güvenliğine nasıl müdahale ederiz? O konuyu anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak gelin bu derste göreceklerimizi şöyle teorik olarak bir üzerinden geçelim. Uygulamamızın güvenliğini biz nasıl arttırırız? Permission'lar kullanabiliriz. Bugünkü dersimizde aynı uygulama içinde değil de İki farklı uygulama yaratacağız ve bu uygulamalar arasında bir broadcast mesajın nasıl yayınlandığını göreceğiz. Ve bu broadcast mesajı gönderirken action name'i kullanacağız. Yalnız bunun yanında da permission'ları kullanacağız. Bizim gönderici uygulamamıza permission tanımlayacağız. Karşı taraftaki uygulamada bu permission'ı kullanırsa bizim mesajımız o tarafa gidecek. Aksi takdirde gitmeyecek. Daha sonra uygulamamızın kapsamını biz daraltabiliriz. Android Exported etiketiyle. Siz eğer bunu true derseniz bu şu demek: uygulamanız dışarıdaki uygulamalardan mesajlar alabilir. Yok eğer siz bunu false derseniz sizin göndericiniz alıcınıza mesaj iletemeyecek duruma gelecek. Daha sonra da lokal broadcast receiver'ın ne olduğundan ve neden önemli olduğundan bahsedeceğiz. Bunu bir sonraki derste yapacağız çünkü bu ders zaten bunlarla geçecek. Şimdi yapacağımız derste, eğitimde şöyle bir tane bir gönderici uygulamamız olacak. Bundaki butona tıkladığımızda bir mesaj göndereceğiz, bir broadcast mesaj yayınlayacağız. Daha önceki örneklerimizde tek bir uygulamamız vardı. Burada bu buton tıklanıldığında başka bir uygulama bu mesajı alacak ve bir mesaj yayınlayacak ekrana. Bunu yaparken işte bize exported etiketini kullanacağız. Bunu false yaptığımızda neler olur onu göreceğiz. Şimdilik şöyle üzerinden geçiyorum. Buradaki exported dediğimiz gibi eğer biz bunu true verirsek broadcast mesajın uygulamalar arasında gönderilmesini sağlıyor. Aynı şekilde aynı uygulama içinde de biz bir sınıftan diğer bir sınıfa bir mesaj gönderdiğimizde bunu true yapmamız lazım. Ama siz eğer bunu false yaparsanız sizin uygulamanız dışarıdaki uygulamalar tarafından erişilemez hale gelir. Ama bu onun başka sınıflardan, aynı uygulamanın içindeki başka sınıflardan mesaj almasını engellemeyecektir. Daha sonra bunu aynı örneği permission'lar kullanarak yapacağız. Gördüğünüz gibi gönderici uygulamasının manifest dosyasına bir permission tanımlıyoruz. Ve buna bir protection level vereceğiz ki bunların diğer çeşitlerinden de ne olduğundan hızlı bir şekilde birazdan üzerinden geçeceğim. Daha sonra burada tanımladığımız permission'ı eğer karşıdaki uygulama uyguluyorsa, kullanıyorsa bizim mesajımız karşı tarafa gidecek. Aksi takdirde yine dediğim gibi buradan buraya bir mesaj gönderemeyeceğiz. Şimdi burada bir protection level diye bir şey kullanacağız. Normalde bu normal, yani default olarak normaldir. Nedir? Runtime permission'ları bahsederken ne demiştik? Android'de izinler ikiye ayrılıyordu. Normal ve tehlikeli izinler diye. İşte normal izinler genellikle kullanıcının kişisel bilgilerine veya işte uygulamalarına, ne bileyim, işte kişi listesine, kamerasına, mesaj gönderme olaylarına dokunmadığınız olaylar nedir? Alarmın kurulması, titreşim, işte Wi-Fi state'i veya Bluetooth'u kontrol etme gibi. Ama siz eğer karşı tarafın, yani cihazdaki kişi listesini okumaya çalışıyorsanız, adamın tam olarak yerini bulmaya çalışıyorsanız, bu servisleri kullanmak istiyorsanız kullanacağız izin türü Dangers'a giriyordu ve API 23'ten sonra da biz bunları çalışma anında kullanıcıdan istiyorduk. Bizim burada deminki örnekte de anlattığım gibi kullandığımız şey signature dediğimiz izin türü. Bu izin türünde eğer İzin isimleri birebir uyuyorsa sistem tarafından otomatik olarak verilen izinlere giriyor ki örneğimizde de bunu göreceğiz. Evet. Dediğim gibi bir sonraki derste de lokal broadcast receiver'ın ne olduğundan ve uygulamamızın güvenliğinde nasıl bir rol oynadığından bahsetmeye çalışacağım dedikten sonra hemen uygulamamızı açalım. Boş bir uygulama başlattım ve Security with Broadcast App1 diye buna bir isim koydum. Activity menüne baktığımızda ortada bir buton var ve bu butona tıklanıldığında ben sisteme bir broadcast mesaj yayınlayacağım. Oluşturacağım ikinci uygulama ise bu mesajı alacak ya da almayacak. Bu olayları göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bu burada dursun. Gelin şurada yeni bir proje başlatalım. Yeni proje diyorum.
Bunun adını da security with broadcast up 2 diyorum. İleri dedim. İleri dedim. Boş activity oluştursun. O orada oluşurken biz isterseniz şurayı yazalım diyeceğim ama neyse, uygulamam burada açıldı. Sıkıntı yok. Şimdi normalde biz nasıl yapıyorduk? Bir butona tıklanında broadcast mesaj yayınlamak için start değil, send broadcast deyip bir intent yardımıyla bunu başlatıyorduk. Hemen intentimizi oluşturalım. Intent new intent dedikten sonra ben action name ile bir intent başlatmak istiyorum. My action name olacak bunun adı. Daha sonra da send broadcast dedikten sonra, şimdi bakın bunu buraya bir daha yazmaya çalışayım. Gördüğünüz gibi iki versiyonu mevcut. Bir tanesi sadece intent nesnesi alırken, bir diğeri ise bir permission alıyor. Şu an için şu örneği yapacağız. Ben send broadcast deyip benim intentimi gönderdiğimde bu butona tıklandığında ne olacak arkadaşlar? Action name'i my action name olan bütün alıcılar uyarılacak ve tetiklenecek. Şimdi benim bu uygulamamın manifest dosyasında herhangi bir receiver gördüğünüz gibi tanımlı değil. Bu birinci uygulama. Bunu bir aşağıya alayım. İkinci uygulamamızı açalım. Ve buraya girelim. Bir tane yeni bir sınıf oluşturalım. Pardon. Şuraya gelelim. Şu package'in altına yeni bir sınıf oluşturalım. My receiver diye. Şimdi bu alıcı sınıfı ne yapıyorduk? Extend ediyorduk broadcast receiver'dan. Bunu dediğimde bir hata veriyordu. Bir metot vardı ki on receive diye. Ne zaman ki bu uyarıldığında bu metot çağrılıyordu. Bu metot çağrıldığında ekrana bir tane toast mesaj verelim. Ne diyelim? My receiver çağrıldı. Ekranda da uzun bir süre gözüksün. Şöyle. Neyse, şöyle yapalım. Toast.lang deyip bunu ekranda bastıralım. Şimdi bunu buraya yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Bunun manifest dosyasına gidip bu receiver'ı sistemimize söylememiz gerekiyordu. Buraya geldim. Receiver dedim. Name'i my receiver dedikten sonra buraya bir intent filter oluşturup ne yapıyorduk? Action veriyorduk buna. Intent filter diyorduk. Daha sonra da buraya gelip şurayı yanlış yazdık. Evet. Action deyip Android name dedikten sonra buraya benim diğer uygulamamda yazdığım action'ın aynı şekilde yazmam lazım. Aksi takdirde ne olacaktır? Eşleşmeyince çalışmayacaktır. Şimdi ben buraya tanımladıktan sonra benim receiver'ımım sistemim tarafından biliniyor. Ne zaman ki bir broadcast mesaj yayınladığımda bu action'a sahip olan bu sınıf çağrılacak. Bu sınıfın da onReceive metodu çalıştırılacak. Şimdi gelin isterseniz bir kontrol edelim. Ve tabi anlatımlarımızda görmüştük. Neydi? Buradaki receiver'ın export'unu şu an için true yapalım. True yazmasak da, herhangi bir şey yazmasak da ne olacaktır aslında? Çağrılacaktır şu an için. Önce bir testimizi yapalım. Test yapmadan önce pardon, şöyle iki uygulamayı da sistemimize ne olması lazım? Kurul olması lazım. API2 şu an sistemde kuruldu. APK'sini kurduk. Silelim şunu şuradan. Evet, app1'de çalıştırıldı. Şimdi benim bu butona tıkladığımda beklentim ne? App2 olan sınıftaki receive metodunun çağrılması. Ve gördüğünüz gibi myReceive çağrıldı. Ne yapmış olduk? İki uygulama arasında nasıl broadcast mesaj yayınlanır?
onu görmüş olduk. Peki bu nasıl oldu? Aynı action name'e sahip oldukları için oldu ve de exported true olduğu için oldu. Peki ben burada yani up 2'de şuradaki exported'ı false yaparsam ne olacak? Şimdi bunu burada bir çalıştıralım. Yine up 1 açık şu an için. Up 2 yükleniyor. Yüklendi. Şimdi bunu aşağı alalım ve şurada bir daha gördüğünüz gibi butona tıkladığımda up 2'ye artık ulaşamıyorum. Neden arkadaşlar? Çünkü buradaki export etiketi false olduğu için. Evet. Gördüğünüz gibi aynı action name'e sahip olduğunda aynı uygulama için değil, uygulamalar arasında da biz broadcast receiver broadcast mesaj yayınlayabiliyoruz. Peki gelelim şimdi permission kısmına. Slide'ımızda ne diyordu? Şöyle bir daha bir bakarsak. Bu izin kullanırken sender app'ta yani gönderici uygulamada manifestinde permission, alıcıda ise uses permission deyip bunun aynısını kullanmamız gerekiyordu. Şimdi gelelim app birimize. Gördüğünüz gibi bunun manifestinde herhangi bir şey yok ve ben buraya geliyorum. Permission dedikten sonra name'ine my permission diyorum. Bunu burada tanımladım. Bunu burada tanımladıktan sonra şurada send broadcast dediğimizde şöyle tekrardan bir göstereyim. Gördüğünüz gibi iki tane versiyonu mevcut. Biri intent alıyor sadece, biri intent ile beraber bir alıcı izni istiyor. Bunu yazıyorum. Intent'im intent olacak. Daha sonra da string şekilde şurada tanımladığım string değerini benim buna göndermem lazım. Evet, bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra ikinci uygulamada yine manifest dosyasına gelip bu sefer permission demiyoruz da uses permission diyoruz. Yani zaten var olan bir permission'ı kullanacağımızı söylüyoruz. Bunu burada böyle belirtmemiz lazım. Ayrıca ne veriyorduk arkadaşlar buna? Pardon, bunu yukarıda vereceğiz. Signature diye. Burada da herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Şuradaki manifest dosyasına burayı tanımladık ya. Buraya signature. Nerede o? Protection level deyip. Allah Allah. Permission dedik. Daha sonra da Android Protection level deyip burada da signature'ı seçmek zorundayım. Şimdi birinci uygulamamda permission'ı ve protection level'ı tanımladım. İkinci uygulamamda da ne yaptım? Bunu burada kullanacağımı söyledim. Bu izni. Şimdi şu an için çalışacak mı? Çalışmayacak. Çünkü bu uygulamalar şu an sistemimde kuruldu. Ve permission'ı kullanmak istiyorsak ikisini de uninstall edip tekrardan kurmam lazım. Hatta öncelikli olarak neyi kurmam lazım arkadaşlar? App 1'i kurmam lazım ki o izinden diğeri haberdar olsun. Bunlara ne demişiz? Security demişiz. Şuraya girelim. Evet. Şurada şunların ikisini de uninstall ediyorum. Şunu okey dedik. Sildi. Aynı şekilde security şu. Okey deyip iki uygulamayı da sildik. Öncelikli olarak app 1'i çalıştırıyorum. Uygulama çalıştı mı? Çalıştı. Tıkladığım zaman gördüğünüz gibi herhangi bir şey olmuyor. Neden? Çünkü buradaki bu action name'e sahip bir uygulama şu an için sistemde yok. App2'yi de bir çalıştıralım. Yani şu an emülatörümde App2 uygulaması olmadığı için tabii ki de bu yolladığım mesajı alacak.
herhangi bir sınıf yok. Tamam, bu da çalıştı. Şimdi gelelim App 1'e. Şuna tıkladığım an gördüğünüz gibi izini de kullanarak ilgili broadcast mesajı yayınladım ve ilgili receiver tetiklendi ve çalıştı. Evet, böylece uygulamamızın güvenliğini nasıl sağlarız, uygulamaları arasındaki broadcast mesajlaşmayı nasıl sağlarız görmüş olduk. Dediğim gibi birinci, yani gönderici uygulamada ne yapıyoruz? Permission tanımlıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi permission tanımlıyoruz. İkinci uygulamada ise bu permission'ı kullanacağımızı söylüyoruz ki onu da nasıl yapıyoruz? Uses permission diyerek. Ve burada bizim protection level'lerimiz var. Diğer versiyonları ne? Gördüğünüz gibi dangerous var, normal var, işte 23'ten öncesi var. Ve bizim kullandığımız neydi burada? Signature. Signature olunca ne oluyordu? Birebir olarak isimler uyuşuyorsa sistem tarafından otomatik olarak o izin sağlanıyordu. Evet, umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste lokal broadcast receiver'ın ne olduğunu anlatacağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.